Bursa İnegöl'de kariyer hayatına müzik yaparak başlayan ve daha sonrasında bunun eğitimini alarak İnegöl'de bu sektörde büyük bir eksikliği tamamlayan Arya Sanat firmasını ekranlarınıza getiriyor ve işletme sahibi Aydın Şahin'i tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ben Aydın Şahin. Kariyer hayatıma müzik yaparak, kafelerde, otellerde müzik yaparak başladım. Akabinde küçük bir atölyeyle, bir müzik mağazasıyla sektöre giriş yaptık. Enstrüman satarak başladık. Aynı zaman diliminde eğitimini almaya başladım. Alaylı kısmından mektepli kısmına geçmiş olduk böylelikle. 8 yıl süren bir eğitim sürecim oldu. Klasik batımız üzerine eğitim aldım, gitar üzerine. Bu bilgi birikimiyle şu an içerisinde bulunduğumuz Arya Sanat Kurumu'nu hayata geçirdik. Aydın Şahin, müzik, dans, resim olarak 3 ana dalda faaliyet gösterdiklerini anlatıyor ve bu ana faaliyet dallarını detaylandırarak devam ediyor sohbetimize. Peki merkezimizden biraz detaylandırarak bahseder misiniz? Biz özellikle gezdik her yerde, öğrencilerle birebir çalışma içerisindesiniz. Her alan için aynı çalışma geçerli diyebiliriz. Çok güzel etkinliklerimiz var. Sevgili izleyenlere biraz böyle detaylandırarak paylaşmanızı istiyorum. Tabii şöyle, 3 ana alanda eğitim veren bir kurum. Resim, dans ve müzik alanında eğitimler veriyoruz. Resim alanında çocuk hobi atölyelerimiz, bir yetişkin hobi atölyelerimiz var. Müzik alanında yine aynı şekilde çocuklar için ve yetişkinler için hobi eğitimlerimiz mevcut. Piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, şan, birçok enstrüman üzerine eğitim vermekteyiz. Aynı zamanda yine müzik alanında da yetenek sınavlarını öğrenciler hazırlıyoruz. Dans alanında ise bale eğitimiyle başladık. Bu yıl bünyemize Latin dansları ve çocuk dans atölyelerini katarak biraz daha büyüyerek devam ediyoruz. Hayatımızda 3 temel şey var zaten. Müzik, dans diyebiliriz. Üçüncüyü siz söyleyin. Resim. Resim, kesinlikle. Evet. Üçü de burada var. Ve kişiler hangi alanda kendilerini yetiştirmek istiyorsa bizler o alanda uzman kadromuzla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. 3 yaştan 80 yaşa kadar devam ediyor. Zaten 78 yaşında da bir öğrenciniz var. Yani burada hem kişinin mesleği ne olursa olsun, biliyorsunuz herkesin hayatında mutlaka bir enstrüman çalması gerekiyor. Bunu yapanlar da var. Henüz hayata geçirememiş olanlar da var. Bizler özellikle hem hobi olarak hem de profesyonel olarak gelen kişileri yetiştiriyoruz. O süreci biraz anlatabilir misiniz? Sonuçlandırması nasıl oluyor? Branş bu değişiklik gösterse de müzik alanında öğrenci geldiği zaman biz bireysel eğitim vermeyi her zaman destekliyoruz. Her öğrencinin bilişsel ve fiziksel yeterliği farklılık gösterebilir çünkü. Öğrenciyi aldığımızda önce temel müzik teorisiyle başlatırız. Akabinde enstrümanı da yetkin bir hale getiririz. Öğrencinin istekleri doğrultusunda hangi seviyeye gelmek isterse en ileri düzeye kadar öğrencilerimizi yetiştirecek kapasiteye sahibiz. Bütün öğretmenlerimizin hepsi alanında zaten uzman, profesyonel arkadaşlarımız. Yine resim alanında hobi atölyelerimiz var. Yetişkin ya da çocuk olsun, resim yapmak herkese büyük keyif veren bir sanat dalı. Orada da yine yetenek sınavı öğrencilerimiz özellikle daha zor ve meşakkatli bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Biz bu konuda mütevazı değiliz, biraz zorluyoruz çocuklarımızı. Çünkü başarı kesinlikle kolay değil. Biz atölyenizi, merkezimizi gezdiğimiz zaman daha böyle hani başlangıç seviyesinde daha basit şeyler yapıyorlardır diye düşündük ama resim yapan arkadaşlarınızı gördüğümüzde ben çok şaşırdım. Çok zor şeyler yapıyorlar. Yani gerçekten o da tabii ki kişinin kendi yeteneği de önemli ama o yetenek doğrultusunda senin dokunuşların da o kişiyi bambaşka bir yere getiriyor diyebiliriz. Bizler bu anlamda elimizden gelen gayreti yapmış oluyoruz. Vermiş oluyoruz diyebiliriz sevgili izleyenlere. Öğrencilerimize sertifika programını düzenliyoruz. Bu bizden aldıkları sertifikalarla tamamını tamamladıkları zaman seviye seviyedir bu eğitim süreci. Bütün seviyeleri tamamladıkları zaman eğitimin aldıkları alanda eğitim verecek düzeye ulaşıyorlar ve bizim gibi Milli Eğitim Bakanlığı bağlı kurumlarda, özel okullarda, kulüp atölyelerinde çalışabilirler. Eğitimin aldıkları eğitimleri verebilirler. Usta öğreticilik vasfı
kazanabilirler. Peki şunu da merak ediyorum. Tabii ki balede belirli yaşa kadar çocuklar burada gelmiş oluyor ama aile az çok çocuğunun farkındadır zaten o alana yatkın olup olmadığını. Sizler burada yönlendirmeler yaparken mesela çocuğu aile getirdi. Bu kişi baleye yatkındır ya da değildir diyebiliyor musunuz? Ya da herkes yapabilir mi? Özellikle aileler için bu çok önemli bir nokta. Çünkü sadece belirli yaş aralığındaki çocukları fark ettiğimiz zaman başlangıç aşamasında herhangi bir kursa kaydettiğimizde o belirli bir zaman içerisinde bir gelişim gösteriyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Değerlendirme yapacak olursak. Şöyle aslında bale özelinde değil genel olarak bütün sanat branşlarında benim en çok karşılaştığım soru şu. Benim çocuğumun hangi alanda yeteneği olduğunu bilmiyorum. Bu aslında yanlış bir soru. Bizim bütün çocuklarımız dünyaya belli yetilerle dünyaya gelir. Bu yetiler profesyonel eğitmenler, kaliteli kurumlar aracılığı ile yoğrula yoğrula yetenek haline gelir. Öğrencinin bize geldiğindeki seviyesinin hiçbir önemi yok. Biz öğrenciyi aldıktan sonra onu hangi seviyeye gelmesini istiyorsa çok rahat getirebiliriz. Yeter ki istesin, azmetsin, sabretsin, istikrar göstersin diyebiliriz sevgili izleyenlere. Peki bazı projeleriniz var. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorsunuz. Tabii ki ilerleyen süreçlerde sanatla alakalı, müzikle alakalı sizin kendi özel çalışmalarınız da var. Farklı farklı konseptler düşünüyoruz. İnşallah onları da hayata geçireceğiz. Belki farklı bir platformda tekrardan bir arada olmuş olabiliriz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Meslek hayatımıza başladığımız günden beri her zaman sosyal sorumluluğu kendimize görev edindik. 2012 yılında yine bir Avrupa Birliği ile ortak yaptığımız projede İnegöl'ün ilk engelliler orkestrasını kurmuş olduk. 30'a yakın engelli öğrencimizle konserler verdik 6 aylık bir eğitim süreci neticesinde. Ve birçok konserimizde bizim giriş ücretimiz yoktur. Giriş ücretlerimiz bazı konserlerimizde kitap olur, bazı konserlerimizde sokak hayvanları için mama olur. Buna benzer sorumluluk projelerinde elimizden geldiğince yapmaya gayret gösteriyoruz. Başlamadan önce ne gibi araştırmalar gerçekleştirmeliler, neler yapmalılar? Sanat branşlarından hangisiyle ilgilenmemiz gerektiğini önce hangisini daha çok seveceğimizi iyi bilmemiz lazım. Çünkü eğitimin en önemli ayağı aslında bence sevgi. Bizim okulumuzdaki zaten eğitimdeki düsturumuz da bu. Her öğrenci biz bunu severek öğretebiliriz mantığıyla hareket ediyoruz. Kişi sevdiği alanda çok daha başarılı olabilir. Çünkü daha çok çalışarak onunla daha çok zaman geçirecektir. Bu da başarıyı kaçınılmaz kılar. Son olarak şunu söylemek isterim. Her zaman velilerime ve çevremdeki insanlara söylediğim bir cümledir. Sağlıklı bir beden için spor, sağlıklı bir ruh için de sanat gereklidir. Ben de şunu eklemek istiyorum. Bizler özellikle mutlu olduğumuz anları da, mutsuz olduğumuz anları da mutlaka müziklerle paylaşıyoruz. Hayatımızın her noktasında müzikler olmalı diyebiliriz sevgili evet. İzleyenlere. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben muhteşem bir röportajda ağzınıza sağlık. Size ve ekibinize başarılar diliyorum Aydın Bey. Çok teşekkür ederim. Sizleri ağırlamaktan çok keyif aldık. Hoş teşekkür sohbetiniz ederim. Çok güzel. Umarım başka bir gün yine farklı platformlarda yine dediğiniz gibi karşılaşırız. Teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bursa İnegöl bölgesinden sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.